Münafıkta hayvan alametleri çok keskindir. Yani tipik bir hayvandır. Mesela acıktığında kendi yemesini düşünür. Uykusu geldiğinde kendi uyumasını düşünür. Gülmesi geldiğinde kendi gülmesini düşünür. Onun dışında hayvan suratı oluşur. Yani hayvan anlamsız. Mesela sığırda, hayvanda nasıl anlamsız bir yüz var? Münafıkta da anlamsız, küt bir görünüm oluşur. Çünkü ruhunun hayvani olmasının nedeni ruhu çıkmış, onun yerine şeytan girmiş bir varlık olduğundan oluyor. Yani ölüdür münafık. O yüzden bakışları da ölü olan varlıklar olan hayvanlara benzer. Mesela nasıl sığır anlamsız bakıyor, öküz anlamsız bakıyor veyahut mesela sırtlan anlamsız bakıyorsa, domuz nasıl anlamsız bakıyorsa, münafık da anlamsız ve küt bir yüz ifadesi olur. Domuzun lakaytlı olur üstünde. Yani mesela uyuması gerektiğinde sadece kendi rahatını düşünür. Ama nasıl domuz başkasının uyumasını önem vermez, başka canlıların, başka varlıkların değil mi? Bağırır, çağırır. Yani mesela insanları da rahatsız eder domuz, yaban domuzu. Değil mi? Mesela tohum arıyorum diye burnuyla toprağa eşer. Tarlaları yıkar, çitleri yıkar. Domuz özelliği vardır münafıkta da. Yani domuza benzer. İnatçı da domuza benzer. Egoisti de domuza benzer. Kendi çıkarlarının dışında bir şey onu ilgilendirmez münafığı. Ama tabii Kur'an'la abluka çok önemlidir. Yani münafığı yakar. Çünkü o ablukayı gördüğünde canı çok yanar. Kur'an onu çok rahatsız eder. Yani etrafında Kur'an'la oluşturulan set onu adeta hapseder münafığı. Çünkü nereye giderse münafık alameti görüyor. Nereye giderse Kur'an ayeti görüyor. O onu çok bezdirir. Yani adeta deliye çevirir. Ya içine çökertir ya düzelmesine vesile olur. Yani onun için Kur'an-ı set hayati bir konudur. Sedd-i Zülkarneyn gibi Kur'an-ı setle münafığın etrafının abluka alınması hayatidir.